Boşanma, nafaka, mal paylaşımı, tazminat, velayet, çocukla kişisel ilişki kurma gibi konularda yargı yoluna başvuracak bireyler aile arabulucusuna yönlendirilecek. Kadına şiddet eksenli boşanma davaları arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak. Yeni mevzuata göre kurulacak aile arabuluculuğu merkezlerinde hukukçu arabulucuların yanı sıra psikolog, sosyolog gibi değişik alanlardan uzmanlar istihdam edilecek. 2000 aile arabulucusu anlaşmazlıkları gidermeye çalışacak. Daha önce de gündeme gelen mevzuat değişikliğinde danışmanlık ve arabuluculuk hizmetinin imamlara devredilmesinin altyapısının kurulduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı. Yeni mevzuata göre arabulucular öncelikle tarafları barıştırmaya çalışacak. Taraflara çocukların menfaatini gözeten çözüm bulunması konusunda yardımcı olunacak. Arabulucu huzurunda sağlanan uzlaşı her şartta aile hekiminin onayından geçecek. Arabuluculukta görülen uyuşmazlıklar gizli kalacak. Kadına şiddet eksenli boşanma davaları ise arabuluculuk sisteminden muaf tutulacak. Daha önce uygulanması düşünülen sistemle ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir uzman marifetiyle, arabulucu ya da hakem marifetiyle mahkeme psikolojisini görmeden bir aile arabuluculuğu üzerinde de çalışıyoruz. Dava açılmadan aile kurumunun ayakta durabilmesi için arabulucuya hakeme gitme ve düşünme için süre verebilmeye yönelik çalışmalar yapılıyor demişti. Uzun süredir farklı bağlamlarda dile getirilen arabuluculuk sisteminde danışılan uzmanların kim olacağı tartışma konusu. Eski Aile Bakanı Fatma Şahin de konuyla ilgili boşanma sayılarını görünce aile ombudsmanlığı akla geliyor. Bu kentleşme, göç olmadan önce küçük olaylarda bir aile büyüğü, kanaat önderi, bir öğretmen, bir imam gelir araya girerdi. Ailenin içinde bir şey varsa bunu kendi içlerinde düzeltirdi ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler o dönemde bakanlığın boşanmalarda imamları danışman yaparak kadına baskı yapılabileceği yönünde değerlendirilip eleştirilmişti. Yine eski Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu da 2015'te "Bizim psikolog ve pedagoga değil, imama ihtiyacımız var." demişti. Ramazanoğlu 2015'te psikolog kadrolarını iptal edip bakanlığa bunun yerine 25 imam almıştı.